Evet abi. Evet, başlıyoruz. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene bir fade kesimle skin fade yanlar alınacak. Onu yapacağız. Daha ilk defa Aykut'un saçlarını kesiyorum. Yeni bir müşterim. Aynen. Bakalım, benim bir kardeşimin saçlarını kesiyorum. O tavsiye etmiş. İlk defa keseceğim. İzmir'in farklı bir ilçesinden geldim. Evet, bayağı bir de uzaktan da geldik. Neredeydin? Menemen miydin? Kemalpaşa abi. Kemalpaşa. Şimdi Kemalpaşa nerede? Bayrak'la. Arada çok uzak. Bayağı bir uzak. Kemalpaşa'nın da mahallesi yani. Yani bayağı bir uzak yerden geliyor. Böyle bir skin fade yapacağız yanları. Ayrıyetten görüyorsunuz zaten saçların buraları da kabarık. Bunları da incelteceğiz yiyerek. Ayrıyetten şimdi tıraşa başlamadan önce kanalıma abone olursanız, bildirim çanını açarsanız çok memnun olurum. Yorum yapmayı da unutmayın. Ha bu arada Mustafa Altoklar, Instagram'dan bana yazdın kardeşim. Bu tıraşta üstleri de parmak arasıyla alacağım senin için. Bunu da söylemiştim zaten sana. Instagram'dan yazmıştım. Senin için de çekiyorum videoyu. Üstlere kadar biraz bekleyeceksin ama. Daha fazla uzatmadın isterseniz tıraşa başlayalım. Ay. Şunu şöyle bir alalım. Aykut'um. Evet abi. Yanları çok yukarı kadar çıkmayayım değil mi? Sen aynen abi, burası iyi. Burası iyi. Evet. Ama bak buralarını da yiyeceğim. Tabii oralar zaten biraz kabarık duruyor. Oraları... Senin kafa yapından da kaynaklanıyor. Aynen abi, oraları biraz yemen lazım. Sakalları ne yapacağız? Sakalları en son inceltiriz abi tıraşa göre. Yani sıfırdan böyle katlı mı gelecek? Aynen. Tamam. Çünkü ama ona göre gireceğim. Çok buralı... da kısa olmasın abi, yine kendini belli etsin, tamam. Gözüksün. Tamam. Sakalar. İlk önce buralardan bir sıfırla başlıyoruz. Tamam, kademe kademe çıkıyoruz abi. Aynen öyle. İki üç günden beri de video çekmiyorum. Hadi bakalım. Tekrar başladık. Şöyle bir aldık. Sonra tekrar buradan bir şöyle alayım ben. Buradan böyle komple görün buraları. Evet, burayı da böylece almış olduk. Tekrar şöyle alayım ki yanı komple görün. Saçlar da bayağı uzamıştı abi. Senin mi? En son geldiğinden beri daha tıraş olmadın değil mi sen? Yok abi. Daha yeni yani. Aynen. Tamam. Sakalları inceltmiştim sadece. Evet, şu an böyle komple bir sıfırla girdik. Buraları böyle bir aldık. Şimdi tekrar makineyi koyalım. Şöyle bir temizleyelim. Aykut'um çıktığım yer iyi değil mi Gülüm? İyi abi. Tamam. Şimdi burayı böylece ayarlamış olduk. Alalım vahalımızı. Hatta ben şunu da şu tarafa doğru çekeyim de daha iyi. Tamam.
Şimdi bu saçlar sıkıntılı olduğu için sıfırdan şimdi buralara girmeyeceğiz. İlk önce şu numarayı alın. Bununla. Buraya kadar buraları yemeniz lazım. Çünkü saçlar hem dik çıkıyor, ayrıca burası da saçın kafa yapısı da burası da şey, çok geniş. Şu bölüm. Burayı inceltmemiz lazım ki şey kalmasın, böyle yuvarlak gelmesin saç. Kare çıkmamız lazım. Bunu indirmiyoruz. O tarafa aldık gördüğünüz gibi. Şöyle geriye alayım ki tam doğru düzgün göre saçı. O taraf da tamam. Şimdi buralar. Buradan ayıracağız değil mi saçı? Aynen abi. Tamam. Fark ediyorsanız makine biraz boğuldu. Bunu ne yapacaksınız böyle boğulduğu zaman? Bunu da göstereyim. Şöyle yaparsam ben gözükür müyüm burada? Gözükürüm gibi. Bakın mesela böyle bir şey olduğu zaman makine boğulduğunda şöyle Razorline'ın ürününden var, spreyden. Bundan makineyi açın. Şöyle dili geliyoruz değil mi? Şöyle sıkın. Değişmez mi? Aynen, ondan sonra bunu böyle yarıma doğru çekin. Ters de tutun aşağı doğru ki aksın şöyle. Ondan sonra da bir peçete yardımıyla bunu sildiğiniz zaman olay tamamlaşıyor. Evet. Burayı da böylece halletmiş olduk. Şimdi gelelim. Tekrar tıraşa devam. Şimdi buralara kadar çıktık. Bundan sonrasını pek fazla ellemeyeceğiz. Oraları makasla halledeceğiz çünkü. Şöyle alayım. Tamam. Ay. Şimdi ne yapacağız? Şu ince küçük var ya. Küçük sıfır. Bunu böyle takıp fazla yukarı çıkmadan, Aykut'um hiç kafanı çevirme. Tamamdır abi. Çengeli aşağı indirin. Şuraya. Çok fazla çıkmadan böyle bir ince kat vereceksiniz. Görüyorsunuz zaten katı verdiğim yeri. Burayı da böyle ayarladık. Hop şöyle düzgün dur, tamam.
Şimdi buralar bitti. Tabi izler dolu mu? Herhalde. Çünkü daha neden? İzleri daha hiçbir türlü kaybetmedik. Şimdi bir numarayı alıyoruz. Çengeli, çengeli. Bir numarayı takın. Çengeli kapatın komple. Ondan sonra şöyle 3 tık şuraya kadar çıksanız yeter. Şu bölümü görüyorsunuz, oradaki izleri kaybedeceğiz. Kaldırarak yapıyoruz bu işlemi. Bakın oralar oldu. Buralar da tamam. Aha. Ben çok girdim. Şöyle. Tamam. Bence böyle iyi abi. Ben makinede gözüküyor. Ne o? Böyle çok iyi diyorum, makinede gözüküyor. Evet. Ama işte sürekli dönmemiz lazım. Şimdi buraları böyle hallettik. Doğal olarak ne oldu şimdi? Saçta izler oldu değil mi? Alttaki izler var. Yani o alttaki izler nerede? Tamam. Bu dipler komple iz zaten. Aykut hiç kafanı oynatma abim. Tamam. İlk önce şöyle bir fırça yardımıyla ilk önce bir saçtan atın. Zaten bunu kullanacaksınız sürekli. Şimdi. Evet arkadaşlar. Komple kapattık çengeli. Şöyle iki tık yapın. Şu kadarcık yeter. Açın makineyi. Şurayı hafif kaldırarak. Bunu böyle yaparak fark ediyorsunuz, burada bir tane daha iz oluşturuyorum. Ama kaldırarak yapıyorum bunu, sert girmiyorum saça. Gördüğünüz gibi şöyle. Mesela burası böyle yamuk. Bu yamukluğa fazla takılmayın. Onu zaten hemen şöyle tek bir hareketle düzeltiliyor. Burasını da böyle ayarladık. Şöyle yavaş yavaş. Ve şimdi asıl olaya geliyoruz. Bir üstüne çünkü kat çıktık ya. Çekin bunu yarıma. Makineyi kaldırarak yukarı doğru.
böyle alarak şurayı hallettik. Gördünüz mü? Olay bu kadar basit. Şimdi gelelim bu tarafa. Bakın nasıl geliyor saç? Böyle geliyor. Makineyi böyle değil, şu şekilde tutarak. Buraları böyle yukarı doğru katlayıp çıkarak eziyoruz. Gördüğünüz gibi nasıl geliyor? Şurayı da şöyle ayarlayalım. Ve buradaki işlem yavaş yavaş bitiyor. Şöyle baktığınız zaman nasıl? Çok iyi geliyor değil mi? Şöyle de uzaktan. Tabi bazı yerlerde hala izler var da onları kaybetmedim. Onları şimdi birlikte hafif hafif kaybedeceğiz. Mesela en alttakiler, en altta diplerdeki izleri daha hiç girmedik onlara. Daha onları kaybetmedik. Biz şu an saça verdiğimiz katın izlerini kaybediyoruz. Şu an yaptığımız olay o. Şimdi ondan sonra tekrar bu ince sıfır alıyoruz. Bunu takıp, çünkü buradan böyle komple kat verdiğiniz zaman aralarda oluşan ufak böyle izler olur. Mesela şunlar gibi. Oraya da tekrar sert girmeden kaldırarak böyle alarak bunları buradan kaybedersiniz. Zaten ondan sonra da bunları tarakla da alacağımız için taraktan da kaybolacak zaten. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi bakın böyle. Şöyle bir model oldu. Bakın hop, şurada bak bir hata var, görüyor musunuz bu? Bak şimdi nerede? Aha da şu noktada. Orayı şöyle yapıp şu siyahlığı yok etmeniz lazım. Bakın bakalım. Kayboldu değil mi? Evet, olay tamam. Şöyle gördüğünüz gibi gösterebilirim bunu size. Tamam değil mi? Evet, aynen abi. Çok iyi. Aykut'um iyi mi? 10 numara abi. Şöyle bir düz dur bakalım. Evet. O taraftan biraz karanlık düşer gibi sanki abi. Bu taraftan karanlık düşüyor zaten. Maalesef ki biraz karanlık düşüyor. Şimdi gençler, şimdi bu tarafları böyle ayarladık. Peki ne yapacağız? Ana izleri görmemiz lazım. Onun için pudra. Pudra ve fırça.
en önemli şey. Böyle yaparak. Bak bunu ben de bilmiyordum abi, hiç görmemiştim daha önce. Görmezsin tabi oğlum, kimse hiç yapmıyor ki. Çoğu da bilmiyor zaten. Evet, böyle yaparak saçın neresinde hangi nasıl bir iz var, onların hepsi ortaya çıkar. Şöyle bir bakayım ben saça. Lan vallahi helal olsun bana. Vallahi hiç yani. Bu spor yapıyorsun abi. Vallahi yapıyorum. Vallahi gerçekten şu an oldu değil mi ya? Yanılmasın diye demiyorum abi ama gerçekten bu işi yapıyorsun abi. Olmuşum ben. Aynen. Vallahi olmuşum. Bakın ufak tefek izler var. Mesela şurada var. Bir tık böyle çekip yan girerek şu tarafları kullanarak hop oradaki iz kaybolur. Aykut kafanı oynatma. Abi. Düz dur. Evet. Burayı böyle ayarlamış olduk. Bakalım şuralarda nerede var? Misal şurada çok incecik var. Burayı da böyle. Tamam. Böyle kontrol ede ede gideceksiniz. Kestikten sonra. Mesela nerede ne var? Heh, şurada da var. Bu kesimler hatayı affetmez. Şöyle baktığınız zaman efsane bir saç görüyorsunuz değil mi? Bence de. Şimdi bizim olayımız bu kadar. Makineyle olan aşkımız buraya kadar. Artık makine olayı bitti. Artık ince işçilik. Tabii. Şimdi makasa başlayacağız. Ama ilk önce ben şunun boyunu bir indireyim. Değil mi? Şu kamerayı da bir ayarlayalım. Açıl çocuğum. Ha? Evet. Şimdi şöyle bir ayarlama yapalım. Dur. Şu kamerayı kitle. Şurası kitlensin. Hop. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Şöyle yap. Şurayı da böyle yapalım. Ha, sanki oldu. O abi yukarıdakini biraz daha sık istersen. Biraz gevşek. Şunu değil mi? Aynen. Dur onu sıktım da şurayı bir tık kaldırmam lazım. Dur evladım. Dur çocuğum. Şöyle. Ha. Şimdi oldu işte. Bakalım. Hop. Şu ayak. Arkadaş bu ayaklık çok dandik bir ayaklık. Durmuyor ya. Abi, vallahi ayak... kanser edecek beni ya. Dandik ayaklık 13 Pro Max'i. Vallahi billahi ya. Evet şimdi gördünüz değil mi? Olay bitti. Elinize ince tarağı alıyorsunuz. Şu ince tarak. Bu saçı bu tip saçları kesinlikle ama kesinlikle %1 milyon şekilde, ben hatta şunu şöyle alayım. Siz şöyle görün ki benim açım kapanmasın. Kesinlikle ama kesinlikle saçı ıslatmıyorsunuz. Bak bu çocuğun saçları, çünkü buraları hem saçları zayıf, ince telli. Ayrıca sarışın, bir de saçlar da patlıyor. Siz bu saçı ıslatarak keserseniz saç birbirine yapışacak zaten. Yapıştı mı bir anlamı kalmayacak. O esnada güzel olacak ama bu çocuk saçları kuruttu mu bir tek. Aydın abi ilk defa geldim tıraşa. Sanki 40 yıldır sen beni tıraş ediyormuş gibi konuşuyorsun. Vallahi helal olsun. Gülüm işte bilmek ayrı bir şey. Aykut'um şöyle dur. Tamam. Bunu da böyle yaparken diplerden girin. Buralara bakın, kısaltmamız lazım bizim. Gördünüz mü? Bak kayboldu. Hem mis kayboldu hem de burası. Kuru kesmek mecburiyetindesiniz bak. Açık ve net olarak söylüyorum bunu. Mecbursunuz yani bu kesimi bunu yaparken. Dipten girerek ufak tefek izler varsa onları kaybedersiniz. Yukarıda hafif katını verirsiniz.
ve olayı bırakırsınız. Aykut iyi mi abim şimdi? Normal abi, şu an çok iyi. Şöyle göstereyim. Bakın en dipten girin şuradan. Yavaş yavaş yukarı doğru gelirken tarağı belli bir yerden sonra şuna çevirin. Dik böyle dik çıkmayın. Orayı hallettik. Gelelim buraya. Burası da böyle. Burayı da böyle gösterelim. Hop, çok şey oldu. Şöyle alayım ki dur. Afe izleme kilidi. Canım kilitlenir misin? Tamam. Hafif arkaya da böyle bir sağ soluluk verdik. Hani eskilerin deyimiyle tavuk kıçı derler ya. Öyle bir model yaptık bu arka tarafı. Düz getirmedim yani saçı. Evet, bu taraflar böyle. Şöyle çekeyim ki beni şey yapmasın o. Mesela bu şu altlardan dedim gireceksiniz. Buralardan böyle hafiften girerek yukarı doğru katlandırarak çıkabilirsiniz. Mesela burada var bak hafif iz. Bu hep tarağın arasında çıkıverir. Bunları güzelce kaybetmeniz lazım. Şimdi gelelim bu köşelere. Bu taraflar tamam mı? Gelelim bu köşeye. Buraları da böyle alıyoruz. Çok fazla yukarı çıkmadan böyle inceden toparlayarak. Gördüğünüz gibi bakın böyle bir saç oldu. Hatta bakın bak gözüme bir şey ilişti, gördünüz mü? Ah, şu noktada iz var bak. Onu da ne yapıyoruz? Bunun arka tarafıyla şuradan minik minik girerek çok hafiften böyle alarak, bak gördünüz mü, kayboldu. Evet, saçı şöyle gösterelim. Olay böyle. Böyle bir şey oldu. İşte buraya geldiğin zaman patlıyor biraz. Şöyle yakınlaştırayım da göstereyim bari. Şöyle. Evet bak, böyle böyle güzel gözüküyor değil mi? Böyle güzel oldu. Şimdi evet. Mustafa'cığım, geldik senin konuna. Şimdi üstleri alacağız. Şunu ben biraz böyle kaldırayım. Şöyle. Mustafa Altıoklar. Şöyle göstereyim ben. Şimdi gülüm, sen dedin ki üstleri alırken abi yavaş al. Tamam mı? Yavaş alacağım. Şimdi makası nasıl tuttuğunu, ne yaptığını bilmiyorum. Ben normal olarak tutacağım. Şu birinci alışı kuru alacağım. İkincide ıslatacağım. Aykut, üstlerden ne kadar alacağız? Abi onu sen kendin ayarla. Hemen sana bırakıyorum. O... Tamam. Uzun da olmasın, kısa da olmasın. Normal. İkisinin ortasında yani. Aynen. Tamam. Yana doğru fön çekeceğim işte abi. Tamam. Mustafa. Şimdi güzelce izle abi. Saçı aldın. Bu saçın en önü. Ben kendi tekniğimle kesmeyeceğim birinciyi. İkinci de kendi tekniğimle keseceğim. Şimdi aldın. Bir. İki. Üç. Dört.
5 6 Tekrar devam. Ortadan saçı aldık. Şimdi bir köşeden geliyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 adımda geriye kadar gelebilirsin. Sen bakma ben, sen öğren diye yavaş yapıyorum. İkinciyi biraz daha hızlı yapacağım. O benim tekniğimle olacak. 1 Ben bu kesime alışamıyorum mesela. Şu an böyle tutuyorum, bana yamuk geliyor makas. Düz gelmiyor. Ama senin öğrenmen için sana böyle bir şey yapıyorum. Her yerin kıl oldu değil mi oğlum? Yok, önemli değil abi. Yemin ediyorum var ya, makas bana şu an yamuk geliyor. Aslında yamuk değil de, bu klasik böyle kesim olduğu için bunu bir türlü yapamıyorum. Sen basit mi kolayı mı yapamıyorsun abi? He. Normal her berber bunu keser ya. Aynen. Ben bunu yapamıyorum işte. Yoksa çık, bütün berberler böyle kesiyor. Ama asıl ikincisi işte. Kesilmesi gereken. Tabii. Onu yapacağım az sonra. Daha yapmadım. Mustafa, gördüğün gibi. He. Şimdi ne oldu? Geliyoruz benim tekniğime. Aykut, daha kısaltıyorum. Kısalt abi, kısalt. Önlerden mi, arkalardan mı? Evet. Bu kullandığın ne abi? Kokusu çok güzelmiş. Bu şey açıcı. Hani saç, uzun saçlar falan oluyor ya, saçı açmak için kullanılıyor ya. Ben bunu normal su sanmıştım abi. Yok, normal normal su değil içindeki. Çok güzel kokuyor değil mi? Evet, hafif güzel kokusu var. Evet. Mustafa'cığım. Şimdi benim tekniğime geliyoruz. İşte şimdi benim tekniğim. Başlıyorum. Aldın gülüm saçı. Bunu yapmak için biraz çalışman lazım. Aldın makas. Birinciyi yavaş yaptım bak. İkinciyi hızlı yapıyorum. Bak, makasla el işaret el ha, konuşamadım be. Elin simetri aynı oluyor farkındaysan. Böyle yaptığın zaman saçta hiçbir türlü kaçırma olmaz ve saç dümdüz gider. Şu kesimde. Sence hangisi Aykut? Bence de bu abi. Bak, saç aldın, parmak arası. Çekiyorsun. Bak, çıkıyor, gördün mü? Bak, bu benim az önceki düz makasla böyle aldığım. Ama bir de bu.